Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bir ayet-i kerimede Estağfirullah kella bel ala ma buyuruyor. Hayır, hayır. Bilakis onların yapıp ettikleri günahları kalplerini kararttı diyor Mevla. Yani demek yapılan, edilen şeyler, günahlar, isyanlar, hatalar bunlar ne yapıyor? Kalpleri efendim, karartıyor. Kalpleri demek ki efendim kalplerin üzerinin pas bağlamasına sebep oluyor. Tabii bu hangi efendim pastan kirden bahsediyoruz? Manevi tarafından bahsediyoruz. Günah nasıl manevi pislikse dolayısıyla deruni manada kalbi de he ruh alemimizde da demek ki bu günahlar etkileyebiliyor. İşte bu ayet-i kerimede geçen yani kalp kirlenmesi tabirini efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte açıklıyor, beyan ediyor. Ve buyurdu ki innel abde muhakkak kul ida ehda eten bir günah işlediği zaman, bir isyana bulaştığı zaman nükitet fi kalbihi nüktetün sevda günah işlediği zaman ne oluyor? Kalbinde siyah bir nokta beliriyor. Günah işledi bir nokta. Günah işledi bir nokta daha. Her günah kalbi ne yapıyor? Efendim demek ki siyah noktalarla demek karartıyor. Feyda ve neza ve istafara ve kalbuhu. Diyor ki Efendim sallallahu aleyhi ve sellem eğer kul o günaha tevbe eder, günahtan uzaklaşırsa o zaman ne olur? Kalbi parlar, cilalanır. Evet günah kalbi karartıyor. Kalpte bir siyah nokta oluşturuyor ama hemen bir tevbe etmekle hani nasıl ki efendim yani tevbe de demek bir operasyon, temizlik operasyonu, tıkanıklıkları gideren bir operasyon. Yani normalde efendim bedenimizdeki kalpte bir problem olsa, damarlar tıkansa bir operasyon gerekmiyor mu? İcabında bypass gerekiyor veya anjiyo gerekiyor. Artık durumuna göre işte istiğfar ne yapıyor? Manen efendim kalbin kirlenmesini bertaraf ediyor. Kirlenen kalpleri ne yapıyor? Temizliyor, alıyor. Demek bir günah işlendiği zaman kalpte siyah bir nokta oluşuyor. Eğer kul o günahtan uzaklaşırsa, tevbe eder, istifade ederse, o zaman kalbi ne yapıyor? Cilalanıyor. Ha şöyle de anlamayalım. Hadis-i şerif devam ediyor gerçi de. Yani günah işledin, tevbe ettin, kalp cilalandı. Bundan sonra ne yaparsan yap, bu kalp pislenmez, kirlenmez zannetmeyelim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin devamında ne buyurdu? Ve in zide fiha hatta ta'l Ha eğer günah işlemeye dönerse, devam ederse o zaman o siyahlık ne yapar? Artar, ziyadeleşir. He? Öyle ki kalbi istila eder Allah muhafaza. Tamam bir günah bir nokta. Ha bir bir noktadan ne olacak ama nokta 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 artık o kalpteki siyahlık artıyor, ziyadeleşiyor. Günahlarla beraber öyle bir hale geliyor. Kalbi kaplıyor artık. Kalbi istila ediyor. Yani soba borusu nasıl kurum bağlarsa he işte öyle adeta efendim kurum kaplıyor. Ondan sonra sen istediğin kadar benim kalbim temizle. Ya şimdi bakıyorsun adamda namaz yok, ibadet yok, taat yok. Elifi görse mertek zanneder. He İslam'la alakası yok ama sorsan benim kalbim temiz. Namaz kılmıyorum ama e ee, kalbim temiz. E nasıl oluyor şimdi? Hangi mantığa göre? Hangi mantığa göre kalbin temiz senin? E işte bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yani günahlar kalbi karartıyorsa, pisletiyorsa namazsızlık da en büyük günah olduğuna göre çünkü namaz madem dinin direği ise, dini ayakta tutan bir umde ise onu yıkmak çok büyük bir günah. E şimdi sen efendim hem böyle günah işleyeceksin, kalbini karartacaksın, sonra da kalkacaksın diyeceksin ki benim kalbim temiz diyeceksin. Kalbin temiz mi, pis mi olduğunu en iyi kim bilir? Yaratan bilir. Allah bilir. Ve Mevla ne buyurdu Kur'an'da? Estağfirullah. Kadef lehamen tezekka. Muhakkak efendim temizlenen kurtuldu. Ve deke rasme rabbihi fesallâ. Bakın hemen arkasından temizlenen kurtuldu, buyuruldu hemen arkasından da ve deke rasme rabbihi Rabbin ismini zikretti fesalla ve namaz kıldı. Yani zikir olmadan, namaz olmadan he temizlik efendim olmuyor ve kurtuluş olmuyor kıymetli kardeşlerim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve huve ranul işte yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ran budur. Han e, ayette buyurdu ya kella ran, ala kulubihim ma kanu yeksibun buyurmuştu ya. Hayır. Bilakis onların yaptığı günahlar kalplerini kararttı buyurmuştu ya. İşte orada geçen ran, orada geçen kalp kararmasının efendim e, tefsirini efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifade ediyor. Yani günahlarla isyanlarla Mevla'nın efendim çizmiş olduğu kırmızı çizgiyi haddi hududu aşmakla ne oluyor demek ki kalp kararabiliyor kıymetli kardeşlerim